Değişkenlerle başlıyoruz arkadaşlar. Anaconda Navigator ekranındayken biz Spyder editörünü ve idesini kullanacağız. Burada Spyder idesine launch diyelim. Bunu yaptığımız anda artık bizim için Spyder açılacaktır. Spyder'ımız açıldı. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, ben hani size bu IDE'nin bütün menülerini göstermek gibi bir şey yapmayacağım. Siz de bunu böyle baştan öğrenmeye falan çalışmayın. Böyle bir dünya yok. Yani siz bunu yaptıkça zaten ihtiyacınız oldukça göreceksiniz. Eğitim boyunca da biz defalarca kullanıyor olacağız bunu zaten. Şöyle biraz da büyüteyim. Şöyle ki arkadaşlar, ilk etapta bizim için hani konuşmamız gereken bir Python P'ye uzantılı dosyamız aslında mevcut. Biz burada kodlarımızı geliştiriyor olacağız. Fakat sağ tarafta şöyle bir IPython konsol göreceksiniz. Burada çıktılarımızı izliyor olacağız. Bir diğer önemli kısım ise Variable Explorer tanımladığımız değişkenlerin görüntüsünü verecektir bize. Bir de File Explorer var. Bu da bizim çalışma ortamımızla ilgili bize bilgi verecek. Yani biz çalıştığımız dosyaları bu File Explorer'da izliyor olacağız. Bu işlem için şöyle ki arkadaşlar, C dizinine gidin ve C dizininde bir tane klasör oluşturun. Klasörünüzün ismi Python olsun. Onun da içerisine bir tane klasör bırakalım. Klasörümüzün ismi temel Python'ı anlatacağımız bir temel klasörü olsun. Daha sonraki konularımızda bu klasörler genişleyecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu File Explorer'da biz şöyle biraz yukarı gidip şöyle C dizininde Python'ı buluyor olacağız ve temel klasörünü buluyor olacağız. Burada da yine şu temel klasörünün içerisine gelip new text document deyip örneğin değişkenler nokta P'ye uzantılı olarak bunu kaydedin. Yani uzantısı P'ye olacak. Eğer bu uzantı sizde görünmüyorsa arkadaşlar, şöyle View menüsünde şurada File Name Extensions bakın var. Sizde bu kapalıdır. Bakın ben onu tiki kaldırdığım zaman uzantı gitti. Şöyle şunun uzantısını mutlaka açın. Yani bir programcı olarak mutlaka bu uzantıları gösterin zaten. Evet, biz bu değişkenler nokta P'ye şeklinde çalışacağız. Zaten onu P'ye yapınca bakın amblemde değişti. Spyder ekranıma geldiğimde ben değişkenlerle çalışacağımı söylüyorum. Burada temporary'den yani geçiciden geliyor. Onu kaldırabilirsin. Artık biz kodlarımızı yazabiliriz Spyder idesini kullanarak. Şimdi değişkenlerle başlayacağımı söyledim. Yani değişken nedir? Bu birçok programcının olaya başlarken duyduğu bir ifadedir. Bazen oturur, bazen oturmaz. Ama biz bu eğitim boyunca her şeyi temelleriyle ve doğru öğrenecek bir mimariyle geliştiriyor olacağız. Ben şöyle kodlarımızda biraz büyükçe yazacağım ki siz ekrandan rahatlıkla takip edin arkadaşlar. Şöyle ki bakın, bir değişken tanımı yapıyorum. Birazdan daha detaya gireceğim. X boşluk eşittir boşluk. Yani bunu yapmanız gerekmiyor ama kodun daha rahat okunabilirliği için genelde böyle yazım standartları vardır. Örneğin X eşittir 10 dediğimde ben bakın bir değişken ataması gerçekleştirmiş oldum. Peki değişkenden kastımız ne? Değişken veri tiplerinde belirli değerleri tutar. Belirli veri tiplerinde belirli değerleri tutar. Örneğin 10 bir sayıdır değil mi? Sayı tipinde biz buna işte integer veya float olarak tutuyoruz Python'da. Bu veri tipinde bir değeri tutar. X eşittir 10 gibi. Bakın ben bunu böyle de tanımlayabilirdim. X eşittir 10 diye de tanımlayabilirdim. Şimdi bu ikisinin farkı ne diyeceksiniz. Yani ikisinde de 10 tutuyor. Evet, ikisinde de 10 tutuyor ama burada arkadaşlar bizim burada tuttuğumuz bu 10 çift tırnak içerisinde yazdığımız metinsel bir ifadedir. Buna da string diyoruz. Yani buna hemen bir yorum satırı koyalım. Yani yorum satırı koymak demek, siz kodlarınızın içerisine koda dahil olmayan, kodu okuduğunda veya bu kodu yazdığınız zaman başkaları okuduğunda ne yapmak istediğinizi yazdığınız notlardır. Bu diyezle yaptığım ifade hiçbir şekilde koda dahil değil. Örneğin bu integer bir tanım iken bu ise string bir tanımdır. Siz Python'da arkadaşlar şöyle yapayım. Siz Python'da hiçbir şekilde bir değişkeni yazarken onun önüne başka dillerde olduğu gibi örneğin bunun önüne int koymanız gerekmiyor. Böyle bir şey yok. Direkt olarak x eşittir integer olarak yazıyorsunuz. Örneğin sayı diyelim buna. Buna ise değer diyelim. Yani bu metinsel bir ifade. Şimdi integer'ı niye tutuyoruz? String'i niye tutuyoruz? Bir de onu konuşalım. Arkadaşlar integer yani sayısal bir ifadeyi adı üstünde sayısal ne yaparsınız? Toplarsınız, çarparsınız. Dolayısıyla bu sayı burada 10'dur. Yani siz onu bir şekilde örneğin print deyip sayı artı 10 diyebilirsiniz. Peki print ne işe yarıyor? Print birazdan konsolda göreceksiniz. Konsola yazdırmaya yarıyor arkadaşlar. Hemen ben bu kodu çalıştırayım. Şurada bakın bir çalıştırma run butonu var. Bunu F5 ile de yapabilirsiniz. Bakın burada print dediğimde şu görüyorsunuz şurada bize bunu 20 olarak gösterdi. Neden? 10 ile bunu topladı. Bakın daha ilginç bir şey yapayım. Bunu değer yapayım. Değer artı 10 ne olacak? Bakın kızdı bize. Dedi ki diyor ki sen burada yani değer bir string ifade ama sen onu sayısal bir şeyle toplamaya çalışıyorsun. Yani burada bu onun sayısal hiçbir hükmü yok arkadaşlar. Biraz daha gerçekçi olalım. Örneğin ben buraya TC numarasını yazacağım. TC numarası 10, 10, 10, 10, 10 ve sonu çiple biter 8. Böyle bir TC numarası olduğunu varsayalım. Uydurdum ben bunu. Bakın bir TC numarasını arkadaşlar string olarak tanımladım. Birçok programcı burada hata yapabiliyor. Yani TC'yi işte sayısal olarak tutmaya çalışıyor. Fakat hani biz TC'yi farklı algoritmalar için yapabiliyoruz ama genellikle TC'yi toplamayız değil mi? Yani bir TC ile başka TC'yi toplamıyorsunuz, çarpmıyorsunuz. O zaman o metinseldir arkadaşlar. Sayısal değildir. Örneğin telefon numarası sayılardan oluşur ama o sayısal bir ifade değildir. Yani telefon numaralarını toplamıyoruz biz. O yüzden o metinsel ifadedir. Örneğin bir kişinin ismi. Burada değer yok artık. TC var. Bir kişinin ismi arkadaşlar. Örneğin TC dedim burada. Örneğin isim diyelim. İsim eşittir. Bu metinsel bir ifadedir. Engin diye tutarsınız. Yani string'tir bu. Bunu bu şekilde tutarsınız. Veya soy isim. Bu da metinsel bir ifadedir. Onu da şu şekilde tutarsınız. Telefon numarası. Telefon numarası. Bu da arkadaşlar. Örneğin 535 bir şey şeklinde. Bakın bunu da bu şekilde tutarsınız. Neden? String bir ifadedir. Yani biz telefon numaralarını birbiriyle çarpmıyoruz. Dolayısıyla bunları metinsel olarak tutarız. Sayısal olanları ise sayı şeklinde tutarız. Ha bazen bizim burada örneğin şu TC numarasıyla onu hakikaten toplamamız gerekti diyelim ki. Yani TC kimlik numarası hakikaten güçlü bir algoritmaya sahiptir arkadaşlar. Sonu çiftle biter ve buradaki numaralar sizin hakkınızda aslında birçok bilgiyi veriyordur. Yani siz de bu algoritmaya göre bir çözüm yapmak istiyorsunuz ve hani bu TC'yi bir şekilde toplamak istiyorsunuz onunla. Öyle durumlarda da tip dönüşümleri yaparız arkadaşlar. Örneğin TC uzun bir sayıdır. O yüzden onu float olarak tutacağım. Bakın bu şekilde float deyip TC. Yani bu şu demek. TC ben biliyorum bir string ama onu sana zahmet sayısal bir ifadeye çevir demek bu. Bakın ben bunu yaptığım anda bir anda buradaki değer değişti. Sonu 18 olarak bitti. Ha, float'u da şimdi gördük. Peki float nasıl tanımlanır? Nedir? Float ise ondalıklı ve uzun büyük sayılar için kullanırız. Örneğin bir bankadan float'un yeri ayrıdır. Çünkü o küsuratlı sayılar veya istatistiksel bir hesaplamada küsuratlı sayılar önemlidir. Dolayısıyla orada da float'tan yararlanıyoruz. Örneğin float sayı diyelim eşittir. Bunun gösterimi de 10.0 gibidir. Örneğin siz bunun sonuna şu noktayı eklemelisiniz ki hani bunun float olduğunu anlatsın. Örneğin bunu böyle bırakırsanız bunu integer olarak görür. Örneğin, örnek vereyim ben size şimdi. Örneğin print diyelim. Print ekrana yazdırmaya yarıyordu, hatırlayın. Print şöyle hemen bir type yazalım. Örneğin float sayı diyorum. Bakın burada da type'ı gördünüz. Type bize bu float sayının yani değişkenin hangi veri tipinde? Integer mi? String mi? Yoksa float mu? Şu an için öğrendiklerimiz. İlerleyen zamanlarda bu işte class'larla falan başka bir hal alacak. Bakın dediğiniz zaman görüyor musunuz? Şurada int verdi bana. Neden? Çünkü 10 verdi. Bakın 10.0 diyorum. Şimdi biraz daha değiştiriyorum. Bakın bu sefer sen bir ondalıklı sayısın. Float verdi. Sonuna 0 olması önemli değil. Buradan 2 nokta önemli. Dolayısıyla burada type float sayı dedim. Burada şöyle diğerleri için de hemen vereyim. Bakın sayı diyelim. Buna ise işte tc verelim. Bakın bunu çalıştırdığım zaman bakın toplamayı yaptı. Float sayı için float dedi. Integer için yani sayı için integer dedi. Ve bizim tc'miz için ise string yani metinsel ifadedir dedi. Bu şekilde bu da bize tipi veriyor. Yani hangi tipte olduğu konusunda bize bilgi veriyor. Bunlara biz metot, fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Bunları da zamanla öğreneceksiniz. Bu tip eğitim boyunca, şimdi bunlar iç içe konular olduğu için bazı noktalarda ilerideki bir konudan bahsediyor olabilirim. Ha bunu anlamadınız. Ya ne demek bu fonksiyon, ne demek bu metot? Hiç önemsemeyin arkadaşlar. Bunları ben size çok güzel bir şekilde aktarıyor olacağım. Bunun dışında arkadaşlar bitirdim burayı. Şöyle bir Variable Explorer göreceksiniz burada. Eğer bunlar gelmiyorsa şöyle View menüsünde Panes içerisinde bakın işte IPython Console şu bizim alt taraf. Variable Explorer işte File Explorer. Bakın bunlar kapalıdır sizde. Ondan gelmiyordur. Bunları açtığınız zaman sizde de gelecektir eğer görünmüyorsa. Bakın bu Variable Explorer'da Python'ın çok güzel bir özelliği bir grid şeklinde. Grid demek böyle data görünümünde diyelim. Yine grid ifadesi de sizin için anlam ifade etmiyorsa boş verin. Şöyle güzel bir görüntüde bakın değer, veri tipi string ve değeri 10 olan ve size'ı 1 olan bellekteki kapladığı yer açısından arkadaşlar 1 olan değeri 10 olan bizim için bir şey gösteriyor. Bir grid şeklinde gösteriyor bunu. Buna data frame de diyebilirsiniz. Data grid view de diyebilirsiniz. Data view da diyebilirsiniz. Data table da hatta diyebilirsiniz. Böyle farklı kavramlar görebilirsiniz şu görüntü için. Farklı ortamlarda. Bu şekilde de böyle yaptığımız çalışmaların bize sonuçlarını gösteren güzel bir ekran sunuyor arkadaşlar.